Merhaba, ben Doktor Ersan Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugünkü kısa videoda sizlerle gebelikte yapılan ultrasonografiler hakkında konuşmak istiyorum. YouTube'u şöyle kendim bir araştırdım. Özellikle 3 aylık dönemde yapılan ikili testle ilgili birçok hekim arkadaşım bir sürü video paylaşmış. Bu konuda da söyleyeceklerim var. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Gebenin ilk 3 ayında kayıplar nispeten çok olur ama yaklaşık 11-12. Haftadan sonra kabaca 100 gebeliğin 95'ini sağlıklı bebekle sonuçlanır. Geriye kalan 5 gebelikte bazı sorunlar çıkar. Bu sorunların çoğu gebeliğin kendisine ait. Son aylarda gördüğümüz işte annenin tansiyonunun yükselmesi, gebelikte şeker gelişmesi, erken doğum tehdidi vesaire sorunlardır. Genellikle kolaylıkla bertaraf edilir. Çok çok az bir kısmında bebeklere ait çok ciddi hastalıklardır. Buradan kastımız Down sendromu, yani kromozom hastalıkları ve benzeri hastalıklardır. Normalde gebeleri biz 2 defa görüyoruz. 3. ve 5. ayda detaylı inceleme yapıyoruz. Ne için yapıyoruz bu incelemeyi dediğimizde çok basit. Acaba gebemiz %5'lik gruba aday mı? Peki adaysa ne yapacağız? Özellikle gebelik sonralarında gelişen sorunlar için bazı işaretler görmemiz mümkün. Doktorunuza bir yol haritası çıkartmış oluruz. Diyorsa sayın doktorum biz gebenize baktık. Her şey yolunda gözüküyor. Ya da belli durumlar için bizi uyaran bulgular var. Siz de bu konuda alabileceğiniz önlemler varsa alın. 3 aylık incelemeye değinmek istiyorum daha çok bugün. 3 aylık inceleme halk arasında ikili test, zeka testi diye bilinen şey. Aslında 3 aylık incelemenin bir parçası bu ikili test. 3 aylık inceleme aynen 5 aylıkta olduğu gibi detaylı bir şekilde bebeğin bütün organlarının incelenebildiği bir incelemedir. Bu konuda uluslararası çok büyük kuruluşlar var. Bunlardan bir tanesi Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Derneği, ISUOK diyoruz biz. Bir yeri de Londra'daki Fetal Medicine Foundation, Fetal Tıp Vakfı, FMF diyor kısaca ona da. Bu kurumların yayınladığı çok ciddi guide'lar, rehberler var. ISUOK dediğimiz Obstetrik ve Jinekoloji Derneği'nin 3 aylık detaylı ultrasonografi için yayınladığı rehber, aynı zamanda ülkemizdeki Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneğimiz tarafından da Türkçeleştirildi ve yayınlandı. Bunlar tabii ki tavsiye niteliğinde şeyler. Bu rehbere baktığımızda 3 aylık incelemede nelere bakabileceğimiz, neleri görebileceğimiz net bir şekilde belirtilmiş. Peki ülkemizde 3 aylık detaylı inceleme ne sıklıkla yapılıyor? Yapılıyor mu? Hayır. Böyle bir rutin, böyle bir standart uygulama yok. Ülkemizde yapılan şey şu. Kadın doğum uzmanları arkadaşlarımız kendileri çoğunlukla ense kalınlığı ölçüyorlar. Baş baba mesafesi ölçüyorlar. CRL dediğimiz. Ve bir de hastayı bu değerlerle birlikte kan alınması için laboratuvara gönderiyorlar. 2 tane hormona bakılıyor. Onların değerleri de sisteme giriyorlar. Ve Down sendromu ve birkaç tane daha kromozom hastalığı için risk hesaplanması yapılıyor. Yani ülkemizde çoğunlukla çok ağırlıklı olarak yapılan şey bu. Peki Avrupa'da, Amerika'da bu işlem nasıl? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Avrupa'da, Amerika'da ense kalınlığı ölçümünü her doktorun yapmasına müsaade etmiyorlar. Bu konuda Sağlık Bakanlıklarının bazı yaptırımları var. Bazı ülkelerde de insanların talepleri var. Hekimlere şunu diyor aslında sistemleri. Siz bebeğin ense kalınlığını ölçerek bazı kararlar alacaksanız bize bu ense kalınlığını doğru ölçtüğünüzü belgelemeniz lazım. Bunun için de birkaç ülkenin kendi denetim sistemi var. Ama çoğu ülke Londra'daki FMF dediğimiz vakıftan alınmış belgeyi soruyor hekimlere. Bu vakıf çok ciddi bir kurum. Ücretsiz internet üzerinden hizmet veriyor. Hekim arkadaşlar internet üzerinden kayıt olup oradan ölçümleri yapabildiklerine dair belge alıyorlar. İşin kritik tarafı her yıl bu belgenin yenilenmesi gerekiyor. Ciddi denetimler var. Türkiye'de maalesef böyle bir uygulama yok. Türkiye'de bu vakıftan lisanslı 20-25 tane doktor var. Kendim işin içinde olduğum için biliyorum. Birçok hekim arkadaşım hakkıyla ölçüyor aslında ama ölçümleri hatalı çok tabaka görüyoruz. Türkiye'de biraz serbest bırakılmış durumdaymış açıkçası. 3 aylık inceleme de aslında bebeğin başından ayağına kadar bütün organları oluştu. Bunları detaylı şekilde inceleyebiliriz. Kalbine bakıyoruz. Midesine, akciğerlerine, mesanesine, her iki bacağına, her iki koluna, omurgasına, karında bir yırtık, fıtık var mı? Burun kemiği, gözleri, dudak yarığı var mı? Bunların hepsini görebiliyoruz. Bu arada da çok önemli ölçümler alıyoruz. İşte ense kalınlığı ölçümü, baş baba mesafesi ölçümü, burun kemiği var mı yok mu? Ductus venosus adını verdiğimiz bir damardan aldığımız direnç ölçümü ve yine kalpteki triküspit kapaktan aldığımız
kaçak olup olmadığına dair değerler. Tüm bunları gebenin tansiyonunu da alıyoruz. Tüm bunları uluslararası ortak bir programımız var. Gene bu Londra'daki vakfın sağladığı. Buraya yazıyoruz. Kan alıyoruz, iki tane hormona bakıyoruz. Bunları da yazıyoruz. Bu program bize o %5'lik gruptaki hastalıklardan 8-10 tanesi için risk hesaplıyor. Bunların 3 tanesi kromozom hastalığı, Down sendromu ve benzeri. Diğerli gebeliğin kendisine ait hastalıklar. Bu ciddi bir yol haritası oluyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Birçok kadın doğum uzmanı meslektaşım fetal DNA testi öneriyorlar hastalarına. 3 aylık detaylı incelemenin yerine fetal DNA testi öneriyorlar. Bunu açıkça belirtmek lazım. Bunu perinatoloji uzmanları ve dernekleri de söylüyor. 3 aylık detaylı incelemenin yerini fetal DNA tutmaz. Fetal DNA sadece bize Down sendromu ve birkaç tane hastalık için risk hesaplar, tarama testidir. Sonuç olarak YouTube'daki videoları araştırdığımda hekim arkadaşlarım çoğunun ense kalınlığı ölçümü, baş pof mesafesi ölçümünden ibaret olduğunu söylediklerini gördüm. İkili test bu sadece. 3 aylıkken yapılan, 11-14 hafta arasında yapılan inceleme ikili testten ibaret değildir. Detaylı şekilde bebeğin incelenmesi söz konusudur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.